Merhaba arkadaşlar, herkes hoş geldiniz. Ben Ferdun Dönmez, Uluslararası Tesis Teknik Müdürleri Derneği'nin yönetim kurulu üyesiyim. Aynı zamanda Hilton Bursa Oteli'nin teknik müdürüyüm. Şimdi bugünkü eğitimimiz Merve Hanım tarafından verilecek. Merve Kaçmaz Hanım. Ondan öncesi Kemal Başkanımıza bir söz verelim Merve Hanım. Sonra size aktararak, öyle kendinizi sonra bize tanıtarak devam edelim. Kemal Bey, sesimizi duyabiliyor musunuz? Duyabiliyorum. Benim Aa, buyurun. sesim geliyor. Evet, Kemal Bey, duyabiliyoruz. Buyurun. Efendim, bugün güzel cumartesi günü Ahmetli Tayfur Cinemre ağabeyimizin anısına düzenlediğimiz Tayfur Cinemre eğitimlerinin 19.'suna hoş geldiniz. Tüm konuklarımıza hoş geldiniz diyorum. Bugün aramızda çok değerli ve kendisini uzun zamandır izliyoruz. Çok yoğun işleri dolayısıyla ancak bugüne denk geldi. Fakat biz ona çok sayıda değil, nicel olmasa da nitelik anlamında güzel şeyler vaat ettik. Çünkü biz bu eğitimi YouTube'a koyacağız ve bütün meslektaşlarımız da eminim ki defalarca seyredecekler. Neden diyeceksiniz biliyor musunuz? Çünkü pandemi falan makineleri çalıştıralım, taze hava alalım. Ondan sonra bir sürü şikayetler gelmeye başladı. İşte başkanım çok enerji tüketiyoruz. Elektrik enerjisi evet candan daha önemli değil ama bize de mal sahipleri soruyorlar. Bu tasarrufları nasıl yapacağız? Ne yapmamız lazım? Enerji yönetimini nasıl yapmamız lazım? İşte size bambaşka bir boyutta pandeminin enerji boyutunda bir sorun kümesi ve bu sorun kümesini de tartışmak için belki de ülkemizde en uzman kişilerden birisi. Enerji Analytics şirketinden Operation Manager VTC Enerji AŞ'den konuğumuz Merve Hanım size bugün efendime söyleyeyim yeni normalleşme döneminde enerji piyasaları, elektrik ve doğalgaz tedarik yönetimi ve enerji maliyetlerinin izlenmesi konusunda güzel bilgiler verecek. Merve Hocam hoş geldiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Başarılı bir sunum diliyoruz. Teşekkürler. Mikrofon sizde. Çok çok teşekkür ederim. Hem davetiniz için hem de bu şekilde bizi buluşturan bir etkinlik düzenleyip bunu bu kararlılıkla da sürdürdüğünüz için. Bir kişi katılsa bile çok kıymetli. O yüzden gerçekten hani sayı hiç önemli değil. Daha sonra izlenip izlenmemesi de önemli değil. Burada bir kişinin bile artı bir şey öğrenip buradan devam etmesi hem şirket adına hem şahsım adına önemli. Umarım çok faydalı olur. Ben biraz daha basitleştirip hem enerji tarafının bilgisini tesis teknik müdürleri anlamında uygun bir seviyeye getirmeye çalıştım. Hem de sorular olursa sonrasında yanıtlamak için de fırsatımız da olacak. Çok kısa ben başlamak istiyorum. Şu anda ekranım da görünüyor sanırım, değil mi? Evet, görüyoruz şu anda Merve Hanım. Problem Tamamdır. yok. Öncelikle çok kısa az önce bahsettiği yine Kemal Bey'in de akıştan bahsetmek istiyorum. Mevcut dönemde korona süreci döneminde ve sonrasındaki enerji piyasalarını konuşuyor olacağız. Elektrik ve doğalgaz tedariki ile ilgili önümüzdeki dönem ve geçmişteki 2019-2020'deki yönetimleri konuşuyor olacağız. Enerji maliyetlerinin izlenmesi artık çok ciddi bir şey. Aslında ay sonunda gelen faturayla enerji maliyetinin ne kadar olduğunu öğrenmek değil de mevcut gün gün tüketirken dahi ay sonunda ne kadarlık bir faturayla karşılaşacağımız, bu faturanın azaltılması için izlenebilecek adımlarımız var mı, bu adımları planlayıp yapabileceğimiz neler var bunları konuşuyor olacağız. Şirket olarak VTC olarak sağladığımız enerji çözümlerimizi ve ortaklarımızdan çok kısa bahsediyor olacağım ve soru cevapla bu etkinliği tamamlamayı planlıyorum. Öncelikle enerji piyasası ve enerji fiyatı oluşumuyla ilgili EPİAŞ, şu anda Enerji Piyasaları İşletme AŞ olarak devam eden hem elektrik hem de doğalgazla ilgili piyasa etkileşimini düzenleyen bir şirket var. Şu ve EPDK'nın desteğiyle, lisans vermesiyle kurulmuş bir şirket. Şu anda onun çok kısa bir tanıtım videosu var. Beraber onu izleyelim isterim.
Enerji sektöründe amaç, enerjinin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreye uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için rekabet ortamı içinde mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir enerji piyasası oluşturmaktır. Enerji piyasalarının gelişimi ve elektrik piyasasında serbestlik süreci, şeffaf, rekabetçi ve diğer ülkelerin elektrik piyasaları entegrasyonuna olanak sağlayan bir elektrik piyasasının oluşturulması 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile başladı. Elektrik piyasasının tek alıcı ve tek satıcı modelinden liberal ve rekabetçi modele dönüştürülmesinin ilk adımları ise dengeleme güç piyasası mekanizmasının birinci aşamasının devreye girmesiyle atılmış oldu. 2009 yılında bir sonraki önemli adım olan elektrik piyasasının daha güçlü ve dinamik bir yapıya dönüştürülmesi konusunda büyük önem taşıyan gün öncesi planlama mekanizması devreye alındı ve saatlik fiyatlandırma ve uzlaştırma başladı. 2011 yılında ise piyasanın bugünkü kurgusu olan ve talep tarafının da etkin olduğu gün öncesi piyasası devreye girdi. Teminat ve avans ödeme mekanizması ve yek destekleme mekanizması eş zamanlı olarak uygulanmaya başladı. 2013 yılına gelindiğinde ise 6446 sayılı elektrik piyasası kanunuyla EPİAŞ'ın kurulmasına karar verildi ve 2015 yılında EPİAŞ kuruldu. EPİAŞ olarak aynı yıl TEİAŞ'ta Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi PUM'un bünyesinde açılan gün içi piyasasını devralarak 1 Eylül 2015'te piyasa işletim lisansı alarak tüm piyasa işletim faaliyetlerini yapmaya başladık. Kuruluşumuzun ardından kısa zamanda birçok gelişmeye imza attık. 2016 yılında şeffaflık platformunu katılımcıların ve kamuoyunun kullanımına sunduk ve öngörülebilir, güvenilir, sürdürülebilir, adil piyasa ortamını sağlamak, erişim kolaylığı, fırsat eşitliği, veri kalitesiyle bilgi asimetrisinin önlenmesi ilkeleri doğrultusunda hizmet vermeye devam ediyoruz. Ardından aynı yıl tamamen kendi imkanlarımızla matematiksel modelini ve arayüzünü tamamen çalışanlarımızın geliştirdiği yeni gün öncesi piyasası yazılımını devreye aldık. EPİAŞ Ar-Ge merkezini açtı. Aralık ayında da serbest tüketici portalını kullanıma açarak yepyeni bir gelişmeye daha imza attık. EPİAŞ olarak piyasa işletim faaliyetlerine başlamamızın 3. yılında Türkiye'nin bölgesinde enerji ticaret merkezi olma hedefine elektrik piyasasından sonra doğalgaz piyasasını da açarak bir adım daha yaklaştık. Doğalgaz piyasası 1 Eylül 2018 tarihinden itibaren EPİAŞ'ta işletilmeye başlandı. 2018 yılı Ekim ayında elektrik ve doğalgaz piyasasına yönelik piyasa verilerine kolaylıkla ulaşılabilmesi için EPİAŞ mobil uygulamasını kullanıma sundu. Elektrik, doğalgaz ve diğer emtialarda tüm enstrümanların tamamlanması için stratejik planımızda ortaya koyduğumuz yeni piyasaları açmayı hedefliyoruz. Öncelikle bakanlığımızın stratejik planında da yer alan ileri tarihli fiziksel teslimatlı elektrik piyasasında piyasa katılımcılarına fiyat riskinden korunma ve geleceğe yönelik fiyat beklentilerini görme imkanı sunmayı hedefliyoruz. İleri bir tarihte fiziksel teslimatı yapılmak üzere elektrik enerjisinin bugünden alım satımının yapılacağı, kısaca İTEP olarak belirlediğimiz ileri tarihli fiziksel teslimatlı elektrik piyasasını önümüzdeki süreçte hayata geçireceğiz. Kuruluşumuzdan itibaren gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerde özveriyle çalışan bir aile olarak tüm paydaşlarımız, hissedarlarımız, piyasa katılımcılarımızla birlikte çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. Türkiye'nin 2023 vizyonu ve enerji politikaları doğrultusunda Türkiye'nin bölgesel enerji ticaret merkezi olma yolunda atılan adımlara katkı sağlamak amacıyla Milli Enerji ve Maden Strateji Belgesi'nde açıklanan politika ve stratejilerle uyumlu bir şekilde faaliyetlerimize devam ediyoruz. EPİAŞ, Türkiye Enerji Borsası. Umarım video sorunsuz şekilde herkese ulaşmıştır. Video bir sunumun çok faaliyet gösterip sesiniz çok ciddi çalışmalar için alıyor. Merve Hanım, sesiniz kesik kesik geliyor. Bir videoyu aktardıktan sonra şey yapsak herhalde video şeyi yapıyor ekranda durduğu için. Tamam. Kesik kesik geliyor sesiniz. Tamam. Yeter. Şimdi geliyor mu? Evet, şimdi iyi geliyor. Buyurun.
Sanırım bundan kaynaklanmış oldu. Video eski, aslında çok kısa tekrar etmek isterim. Eski anlamında da sadece bir yıl önceki bir video, ama 2015 yılında kurulup bu kadar ciddi faaliyetler gösteren bir şirket tarafında çok hızlı eski video. Çünkü hem teknolojik işler yapan hem de Türkiye'deki enerji piyasasının altyapısının geleceğinin kurgulanmasında bu kadar tarafına doğalgaz için bahsediyorum olacağım. Enerji fiyatı oluşumu EPH tarafında 2015 yılında yine videoda bahsedildiği gibi EPDK tarafından faaliyete geçirildi. Bu kurumun amacı etkin, şeffaf ve güvenilir şekilde enerji piyasalarının ihtiyacının karşılanması, kurulması, geliştirilmesini, faaliyet gösterilmesi. Aslında Türkiye'de enerjinin alındığı ve satıldığı tek kurum diyebiliriz. Yani enerjinin maliyeti belirlendiği tek kurum EPH olmuş oluyor. Üreticiler ve tüketiciler buraya satış yapıyorlar. Alıcılar buradan alıyor, satıcılar da buradan satıyor. Buradaki işte bu ekranda da gösterdiğim gibi üreticiler EPH'a satıyor. EPH'tan görevli tedarik şirketleri ve tedarik şirketleri VTC, Enerjisa, SEPAŞ, bunun gibi birçok kurum, yani tedarik şirketleri yaklaşık 130 tane. 21 tane de görevli tedarik şirketi var biliyorsunuz. Bunlar bu piyasadan bu elektrik miktarını satın alıp sonra ulusal tarife ya da serbest tüketicilere ve son kaynak tedarik tarifesiyle elektrik alımı yapan tüketicilere ulaştırıyorlar. Bu aboneler mesken, sanayi ve ticarethane olabiliyor. Bir sonraki slide'dan devam edeceğim. Burada Türkiye'deki enerjinin yönetim merkezi olduğunu ve uluslararası piyasalara entegre olduğunu paylaşmak isterim. Enerji fiyatı oluşumunda çok ciddi bir şeffaflık içeren bir organizasyon. Özellikle ilgisi olan kişilerin şeffaflık.eph.com.tr'da tüm Türkiye'deki fiyat oluşumu ile çok ciddi detay ayrıntılarının yönetmeliğin de verdiği yönlendirme ile gösterildiğini söyleyebilirim. EPH'in rapor platformu da aynı şekilde. Rapor EPH'dan da birçok önemli enerji bilgilendirmesine ulaşabiliyorsunuz. Buradaki önemli olan bu gösterimin sanayi ve ticarethane noktalarına sağladığı katkı şu: kendi faturalarını kontrol ederken ki enerji maliyetlerinden tutun, ilerleyen yıllardaki enerji piyasaları ile ilgili bir tahmin ya da bir gelecek öngörüsü yaparken bu verileri kullanabilirsiniz. Rekabetçi, güvenilir ve son tüketiciye kadar hizmet veren bir portalı olan bir EPH'den bahsediyoruz. Ve EPH'in büyüklüğünü aslında bahsetmek için koyduğum bir görsel bu da. EPH ilk 2018 yılında Fortune 500 listesine girdi ve ikinci sıradan girdi. Yaklaşık 2-3 gün önce açıklanan 2020 olarak açıklanan Fortune 500 listesinde de Tüpraş'ta çok çok küçük bir farkla ikinci sırada yerini korumaya devam etti. Yaklaşık 3 yıldır bu sıralamada yer alıyor. Özellikle doğalgaz hacminin de piyasada yer etmeye başlamasıyla, yani EPH'da doğalgaz işlemlerini de görmeye başlamasıyla benim şahsi tahminim önümüzdeki yıl Tüpraş'ın önünde olacağı. Türkiye'deki enerji fiyat oluşumuna bakarsak da nasıl bir enerji fiyatı oluşur kısmında aslında çok farklı bir mantık olmasa da arz talep eğrisi üzerinden oluşan bir uzlaştırmaya dayanıyor. EPH'a saat 12.30'a kadar tüm alıcılar ve satıcılar arz ve talep bildiriminde bulunuyorlar. Bunun karşılığında da saat yaklaşık 13.50 civarında EPH piyasa takas fiyatı, yani PTF olarak adlandırılan, yaklaşık bir 2-3 yılda birçok sanayi ticarethane noktasının artık duyduğu, aşina olduğu PTF açıklanıyor. Her 24 saat için ayrı bir fiyat oluşuyor. Yani her günün, her saatin, hafta sonu, hafta içi, bayram fark etmeksizin bir işleyen bir piyasa, hiç durmayan bir piyasa. Burada da gördüğünüz eğri de fiyatın oluşumu ile ilgili bir detay gösterimi var. Örnek veriyorum, saat
fiyat sıfır olduğunda talep 17.838 megawattken arz yani satış yönünde 12.203 megawatt var. Burada fiyatlar arttıkça arz ve talep birbirine yaklaşıyor. Burada en son 1 Kasım için 0. saati bu arada gösteriyoruz. Fiyat 313'te eşleşmiş. 313.88'e geldiğimizde 13.246 ile 12.938 birbirine en yakın fiyat olmuş ve arz ve talep kesiştiğinden bu saatin yani 1 Kasım 2018'in elektrik fiyatı, PTF fiyatı 318 TL megawatt başına açıklanmış. EPH tarafından duyurulmuş. Burada gördüğünüz gibi Türkiye'deki enerji fiyat oluşumunda yine her saat için eşleşen alış ve satış miktarlarını her saat için görebiliyorsunuz. Bu kaynakların hepsi rapor EPH ve şeffaflık EPH'da da mevcut. Burada da aslında Türkiye'nin tüketim eğrisiyle ilgili yaklaşık bir öngörüye de sahip olabiliriz. Her saat için farklı bir PTF oluştuğunu söylemiştik. Burada da dolar ve euro bazında da bunun dönüşümüyle ilgili yine EPH bize kaynak sağlıyor. Türkiye'deki enerji fiyat oluşumuna bakarsak sanırım ben sektöre girdiğimden beri çok konuşulan bir şey vardır. Enerji çok zamlandı, çok maliyetimiz arttı şeklinde sanayiden duyduğumuz bir yaklaşımdı. Aslında 2014 yılından şu anki 2020 yılına kadar bakarsak TL bazında ciddi bir artış görürken kur bazında baktığımızda düşmüş bile sayabiliriz ya da benzer kalmış bile sayabiliriz. 75 dolar bandında başlayan 2014 PTF fiyatı şu anda yaklaşık 53 dolar civarlarında devam ediyor. Korona sonrasında toplam PTF yeklem kurgusuna baktığımızda biraz artış olduğunu söyleyebiliriz. Az sonra da yine TL cinsinden bunu da görebiliyor olacağız. Bir de yeklem mekanizması var. Yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesiyle ilgili devletin aslında şu yöntemle desteklediği bir mekanizma. Yenilenebilirden enerji üreten tesislere belirli fiyatlardan ödemeler yapılıyor. Garanti veriliyor yaklaşık 20 yıl boyunca. Bu yılın sonunda da bu uygulama sona erecek. Herhangi bir mücbir sebep gösterilerek uzatma gelmezse ki gelmeyeceği varsayılabilir şu anda. Çok fazla itiraz yapıldı ama geri dönüş alınmadı. Eğer uzatılmazsa 20 yıllık yeklem yani sabit bir kur üzerinden, dolar kuru üzerinden alım garantisi yapılıyor. Bu alınan yeklemde tüketicilere yani son kullanıcılara satış yapan tedarik şirketlerine paylaştırılıyor. Yani örnek veriyorum 1 milyon TL'lik bir yeklem satın alması yapıldı diyelim. Bu 1 milyon TL son tüketiciye satış yapan tedarik şirketlerine paylaştırıyor. Dolayısıyla aslında son tüketicinin desteklediği bir mekanizma olmuş oluyor yeklem. Burada da yaklaşık Türkiye'nin kurulu güçlerini görebilirsiniz. Bu yenilenebilir aslında tüm dünyada geleceğin enerjisi olarak görülen depolamayla beraber birleştirildiğinde ülkeleri farklı yerlere, enerji yönetimi anlamında farklı yerlere götüreceği konuşulan bir yapı. Mevcutta da Türkiye'nin ciddi anlamda artışı var. Hem güneş tarafındaki yatırımlardan kaynaklı. Çok çok küçük aslında güneşin payı. Ama yatırımların şu anda önümüzdeki dönemde daha geri dönüş sürelerinin azalmasıyla artacağı öngörülüyor. Buradaki destekleme ile ilgili hidroelektrik santraller 7.3 sent üzerinden destekleniyor kilowatt başına. Jeotermal 10.5 sent, rüzgar santralleri 7.3 sent, güneş 13.3 sent ve biyokütle 13.3 sent üzerinden her sattığı enerji başına aylık ay sonunda ödeme alıyor diyebiliriz. Bu cidden ciddi anlamda yatırım yapıp sonrasında bu desteği almak için çok ciddi bir motivasyon sağlıyordu yeklem desteği almak isteyen katılımcılara. Belki bu alanda ilgili olan kişiler de biliyordur. 2020 sonrası nasıl bir desteklemeyle şey yapılacağı, devletin yeklemi sürdürmeye yenilenebilir tebrik edeceği merak konusu. Şu anda açıklanmış resmi bir açıklama yok. TL bandında devam etmesi öngörüsü var. Çünkü yeklem
destekleniyor, ancak sonrasında sanayi tarafına ya da ticarethane tarafına fatura olarak geldiğinde ve kur üzerinden geldiğinde enerji maliyetlerinin öngörülebilirliğini azalttığından, kur riskini içerdiğinden TL beklentisi olduğunu söyleyebiliriz. Yenilenebilir enerji kaynaklarını destekleme mekanizmasının payına baktığımızda, toplam enerji maliyetindeki payına 2011 yılında başladı YEKDEM desteklemesi. Ben 2019'a kadar bir çalışmayı burada size sunuyorum. İlk başlangıçta 2011 yılında 0.17 TL megawatt başınayken, yani yaklaşık binde bir gibi bir oranı varken enerji maliyetine PTF artı YEKDEM'de. Son yıllara 2019 yılına baktığınızda %24.3'e kadar yükselmiş durumda. Hatta bunun 2020 eğrisi bunun çok çok üzerinde çıkacak durumda. Hatta önümüzdeki, yani geçtiğimiz birkaç ay önce de YEKDEM PTF'den daha büyük bir rakam olarak karşımıza çıktı. Buradaki Türkiye'nin, yani korona dönemindeki Türkiye'nin elektrik tüketiminden de kaynaklı olmak üzere bir düşüş vardı. YEKDEM daha az katılımcıya paylaştırdı. Yani 1 milyon TL'yi 1 milyon katılımcıya paylaştırdığınızda düşen rakamla işte 1 milyon TL'yi işte 500 bin katılımcıya paylaştırdığınızda tabii ki burada bir artış oldu. Bununla ilgili de itirazlar ve süreçler de devam etti. Özellikle OSB'ler bu konuda çok itiraz yaptı. Hani tüketmediğiniz bir enerji için ödediğiniz bir maliyetten dolayı. Onun da bilgisini çok kısa vermiş olayım. 2019 ve 2020 yıllarına baktığımızda piyasa takas fiyatı ve YEKDEM'le ilişki kısmında az önce söylediğim gibi, mesela Nisan ayını burada çok rahatlıkla görebiliriz. 233 lira YEKDEM varken piyasa takas fiyatı 181 lira olmuş durumda. 2020 döneminde başlangıçta Ocak ayında 373 lira megawatt başına fiyatlar varken şu anda 414-433 seviyelerine yaklaşmış durumdayız. Burada özellikle Mart, Nisan, Mayıs aylarındaki, yani az önce söylediğim gibi, Türkiye'nin elektrik tüketiminin yaklaşık %15-20 civarlarında düşmesi bu dağılımda etkili oldu diyebiliriz. Ben ulusal tarifenin fatura bileşenlerinden bahsetmek istiyorum. Aslında tesis teknik müdürlerindeki bu alanda çalışan birçok kişinin de bilgisi olduğunu düşünüyorum fatura kontrollerini yaptığımızdan. Ama hem hatırlatmakta hem de değişen kısımlardan konuşmakta fayda var. Ulusal tarife fatura bileşenleri aslında bir faturanın bileşenleri. Aktif enerji bedeli, yani PTF, YEKDEM ve diğer maliyetleri içeren kısım diyebiliriz. Elektriği fiziksel olarak teslim aldığımız için ödediğimiz bir dağıtım bedeli var. Ve fonlar var. Bunları daha sonra detayıyla bakalım. Ulusal tarifenin enerji maliyetine 2018, 2019 ve 2020 yılına baktığımızda, bu tabloya geçmeden de çok kısa bir bilgi vermek istiyorum. Yaklaşık 2-3 gün önce EPDK bir bildirim yayınladı, biliyorsunuz 3 ay boyunca zam olmayacak diye. Bu zam gerçekten aslında toplamdaki PTF artı YEKDEM için bir zam olmadı. Sadece enerji maliyetinin biraz daha düştüğü, dağıtım bedelinin daha yükseldiği ama toplamdaki tutarın değişmediği, birim fiyatın değişmediği bir değişiklik yapıldı. 2018 ve 2019 kısmını da incelersek şu sol taraf sanayi kısmı olmuş durumda. Ben sağ taraftan bahsetmek istiyorum. Tek terimli ticarethane TL megawatt olan, özellikle tesisleri ilgilendiren bir kısım olduğunu düşündüğüm için. 2018 yılında megawatt başına 231 lira öderken tek zamanlı enerji bedeli olarak, şu anda bu rakam 2020 Temmuz ayı itibariyle 536 TL megawatt olmuş durumda. Yani yaklaşık %132 bir artış söz konusu. Hiçbir maliyetin bu kadar artmadığını düşünüyorum ben tesisler tarafında. Ciddi bir enerji maliyeti artışı var burada. Diğer tarafta da dağıtım bedeli, yani dağıtım şirketlerine ödediğimiz bedel içinde 113 liradan 180 liraya, yani yaklaşık %58 bir artış söz konusu. Daha önceki yıllarda, yani 2016-2017 yılında da ulusal tarifede bir zam yapılmamıştı.
Ulusal tarifenin maliyet kalemlerinden de az önceki söylediğim gibi piyasa takas fiyatı, yenilenebilir kaynakları desteklediğimiz yekdan bedeli ve piyasada işlem yaparken oluşan dengesizlik maliyeti gibi bir kalemimiz var. EPH bu katılımcıların yani tedarik şirketleri ya da üretim lisanslı santrallerinin yaptığı işlemlerden kaynaklı EPH giderleri yansıtıyor ve görevli tedarik şirketinin kar marjı burada ulusal tarife kalemini belirleyen bir etmen olmuş oluyor. Biraz dağıtım bedelini konuşmak istiyorum. Hemen sanırım bir sıra şurada. Bu ulusal tarifenin enerji maliyeti kısmında da ticarethane için ben bir çalışma yapmıştım. Ulusal tarife ticarethane OG sanırım birçok tesiste de OG üzerinden bağlı diye düşünüyorum. Eğer AG olanlar varsa onlar için ayrı bir çalışmayı da sunabilirim. Burada yaklaşık her ay için 100 megawatt tüketen bir katılımcı. Yani ben ortalama bu fatura 85 lira KDV civarı bir şey varsayabiliriz. 2019 yılında piyasa endeksi yani PTF, YEKDAN ve KBK üzerinden bir piyasadan bir tedarikçiyle anlaşarak serbest tüketici hakkını kullansaydı bir avantajı olur muydu? Ne kadar bir avantajı olurdu? Bunun çalışmasını yaptık. Bu çalışmada da yani 100 megawatt tüketerek görevli tedarik şirketi üzerinden ulusal tarifeden yani aslında devletten elektrik satın alan bir ticarethane yaklaşık 85 bin lira 9 bin lira eksik yani 10 bin lira, 75 bin lira civarı bir fatura ödeyebilirdi Ocak ayı için. Bu rakam ulusal tarifeye gelen zamla beraber hem Temmuz hem de Ekim ayında 466 lira son olarak Ekim ayında da 538 lira megawatt başına oldu. Yani toplamda aslında 85 bin lira yerine 17 bin lira eksik ödediğimiz bir fatura olabilirdi. Toplamda bunun da bir ulusal tarifede olan ticarethaneye bir yıllık avantajı 120 bin TL gibi bir rakam olacaktı. 2020 yılına baktığımızda ise şu anda 538 TL üzerinden devam ediyor hala. Bir değişiklik olmadı. Piyasa takas fiyatı ve yektemde bir artış vardı. Az önce sizle de bahsettiğim ve gözlemlediğimiz. İşte Ocak ayında 2020 döneminde 382 lirayken PTF yektem toplamı sonrasında 384, 393 ve 442 seviyelerine kadar gelmiş durumda. Fakat yine de ulusal tarifedeki ticarethane fiyatını yakalayabilmiş değil. Zaten aslında devletin de geçmiş dönemde söylediği bir şey vardı hatırlarsanız. Artık elektriği sübvanse etmeyecekleri yani desteklemeyecekleri. Burada da enerjinin maliyeti neyse onun üzerine bir karlı satış olarak yani devletin de kasasından herhangi bir eksilme olmadan satış yapacağıydı. Dolayısıyla bu ara kapansa bile örnek veriyorum PTF yekten 538 lira seviyelerini bulduğunda bile ulusal tarife zam geleceği tüm sektör tarafından düşünülüyor. Aynısı ilerleyen dönemde yüksek ihtimalle doğalgaz için de oluyor olacak. 2020 çalışmasında da yine 100 megawatt tüketen ayda 85 bin TL civarı bir ödeme yapan bir şirket için bir çalışma yapmış olduk. Onun da toplamda 5 ayda avantajı 66 bin TL civarı olacaktı. Bununla ilgili en son yine detaylardan da bahsediyor olacağız. Bu sanırım bu dönemde elektrik tedarik etmek isteyen ya da elektrik faturası yüksek gelen birçok tesise ilaç gibi gelecektir diye ben düşünüyorum. Dağıtım bedelinden az önce bahsedecektik. Dağıtım bedeli de neden ödüyoruz? Birçok aslında bununla ilgili tartışmaya da sebep oluyor. İşte hiç kimi kullanıcı şey sanabiliyor. İşte kapımıza gelip okuyan tüketici çalışanı ödediğimiz maaş mı? Ne kadar yüksek bu? İşte benim ödediğim elektrik faturasının çok büyük bir kısmı. Ben o kadar bir bedel ödemek istemiyorum diye. Dağıtım şirketlerinin kendilerini açıklamak zorunda bıraktığı bir bedel olmuş oluyor. Hatta bu yüzden aktif enerji bedeliyle dağıtım bedeli artık faturada birleşti. Yani normalde daha şeffaflığa doğru giden bir piyasada tüketicilere gelen itirazdan kaynaklı, bunun da yönetilememesinden kaynaklı diyelim. Toplam bir fatura görüyorsunuz. Yani örnek veriyorum işte 30 kuruş
PTF işte 20 kuruş yektemken ya da dağıtım bedeliyle beraber işte 20 kuruş da dağıtım bedeli olsun. Siz toplamda 70-60 kuruş civarı toplam bir birim fiyat görüyorsunuz. Birçok ulusal tarifeden alan tüketici bunu görecektir. Aslında dağıtım bedeli kapımıza gelen okuma yapan kişinin bedeli değil, bu hatların fiziksel olarak bakım ve yenilenmesinden sorumlu dağıtım şirketlerinin aldığı bedeldir. Bu şirketler arıza durumunda müdahale eden sürekli ekipleri, yaz kış çalışan ekipleri, hatta 7-24 saat çalışan nöbetçi ekipleri oluyor. Kesintisiz olarak elektrik ulaştırılmasından sorumludur. Kesintileri önlemeye çalışma yaparlar ve ARGE geliştirirler. Özellikle doğu tarafında çok da rastlanan kaçak elektrik kullanımı ile ilgili de ve test çalışmaları da sürdürürler. Şu anda Türkiye'de dağıtım bedeliyle ilgili yeni bir değişiklik öngörülmüyor. Az önce bahsettiğim gibi sadece aktif enerjiyle dağıtım bedeli birleştirildi. Bu ödemeleri de dağıtım şirketlerinin hat yenilemesi ve kesintisiz ulaştırması için ödüyoruz diyebiliriz. Ve fonlar. Bu fonlar da çok fazla şeye sebep olabiliyor. Neden fon ödüyoruz diye. Bu fonların sanayi ve ticarethane ve mesken aboneleri için farklı farklı ayrılmış yüzdeleri var. Öncelikle elektrik ve belediye tüketim vergisi olarak da geçen sanayide %1, ticarethanede %5 ve meskende de yine %5 olarak ödediğimiz bir bedel var. Aktif enerjinin %1'i ve %5'i olarak geçiyor. Aktif enerji dediğimiz, az önce gördüğümüz ticarethane için 338 lira olan bedeldi. Fonlar tarafına da bakarsak enerji fonunda %1, %1 ve %1 hani tüm sanayi, ticarethane ve mesken için değişmez bir yüzde var. TRT 2017 yılında sanayiden kaldırıldı biliyorsunuz. Ticarethane tarafında ise burada %2 bir ödeme yapılıyor hala. Meskende de yine %2 yapılıyor. Sanayi tarafına bakarsak aslında %2 gibi bir aktif enerjinin fonunu ödüyor. Ticarethane tarafıysa %8 gibi bir bedel oluyor. Yine evlerimize yani mesken aboneliklerimizde de %8 bir bedel ödüyoruz. Bu da megawatt başına ticarethane tarafına yaklaşık 43 lira yapıyor. Yani 43 lira tüketen bir 100 megawatt tüketen bir abonelik aslında yaklaşık 4300 lira sadece fon bedeli ödemiş oluyor. Ve çok önemli gördüğümüz piyasa gelişimi anlamında son kaynak tedarik tarifesi var. Son kaynak tedarik tarifesi aslında az önce bahsettiğimiz devletin elektriği sübvanse etmesinden vazgeçtiği dönemde ortaya çıkmış bir tarife. 2018 yılında yıllık 50 milyon kilowatt tüketen tüketiciler için 20 Ocak 2018'de yayınlandı ve 1 Nisan itibariyle geçerli oldu. Bu şu anlama geliyor. Devlet, hatta bakanın bir sözü vardı. Ulusal tarife bir liman. Burada büyük tüketicileri değil, küçük tüketicileri korumak istiyoruz. Dolayısıyla ulusal tarifede elektriği sübvanse eden hükümet, devlet tarafı artık sadece küçük abonelikleri diyecekti. Eğer büyük bir aboneyseniz yılda 50 milyon kilowatt, işte çimento şirketleri, demir, çelik, bunun gibi ciddi tüketimi olan şirketler piyasa maliyeti üzerinden elektrik almak durumunda kaldılar. Ve buna OSB'ler de büyük sayaç, ana sayaç olduğu için OSB'ler de eklendi. Dolayısıyla EPH üzerindeki piyasa takas fiyatı, YEK ve kurum tarafından belirlenen kar olarak kısaltılan KBK yüzdesiyle alım yapmaya başladı bu şirketler. 2018, 2019, 2020'de bu azalış devam etti. Devlet daha da tam serbestleşmeye doğru giden bir adımda abonelik, yani buna tabi olan tüketicileri arttırdı. Şu anda 7 milyon kilovata kadar bu düştü. 1 Ekim 2019'da yayınlanan kurul kararıyla ilerleyen dönemde tüm tüketicilerin bu şekilde bir tarifeden alım yapması, yani maliyet endeksli, EPH endeksli alması düşünülüyor. Sadece mesken abonelerinin korunmak amacıyla, yani korunması amacıyla buradaki değişken fiyattan sadece burada sosyal bir tarife olarak da konuşulan bir tarife beklentisi var.
tüketici sınıflandırması tarafına bakarsak da tüketiciler serbest tüketiciler ve serbest olmayan tüketiciler olarak geçiyor. Serbest olmayan tüketiciler de yılda 1.4 megawattın altında kalan tüketiciler. Serbest tüketiciler de yine kendi içinde ayrılıyor. Yüksek tüketimli tüketiciler ve düşük tüketimli tüketiciler olarak. OSB tüketicileri de kategori olarak OSB tüketimine göre belirleniyor. Burada serbest tüketici olan şirketlerin de kendilerinin seçtiği bir durum ve bir seçenek var. Yani örnek veriyorum, A şirketi gelip ulusal tarifeden elektrik satın alırken BTC Enerji ile anlaşma yüzdesine sahip. Aslında bu yurt dışında daha da yaygın. Tıpkı operatör değiştirmek gibi Turkcell'den Vodafone'a, Vodafone'dan Turkcell'e geçiş yapabiliyorsunuz. Bu bazen fiyat performans, bazen de getirdiği size farklı faydalardan dolayı olabilir. Hizmet kaynaklı olabilir. Burada da Türkiye'de 2009-2010 yıllarında artmaya başlayan serbest tüketici adedi 2018 yıllarına kadar devam etti. Hatta çok 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 ciddi bir hacimle devam etti. Fakat burada 2017-2018 yıllarında ulusal tarifeye zam gelmemesi ama PTF ve yekten fiyatının artmasından dolayı tedarik şirketleri ciddi zararlar etmeye başladı. Çünkü tedarik şirketlerinin satış stratejisi ulusal tarifeden örnek veriyorum %3, %5, %10 indirimli elektrik satmaktı ya da sabit fiyatta elektrik satmaktı. Dolayısıyla devlet ama 2017-2018 yıllarında elektriği desteklediği için elektrik tüketicilerini, tedarik şirketlerinden bazıları portföylerini hem boşalttı hem de devam ettiremediler, sürdüremediler. Zaten buradan sonra da çok hızlı bir serbest tüketici düşüşü oldu 2017-2018 yıllarında. 2020 itibariyle de bunun artmaya başladığını söyleyebiliriz. Ekranımda bir çizik çıktı ama benden mi kaynaklı bilmiyorum. Serbest tüketici giriş ve çıkışı ile ilgili de her serbest tüketici ayın 5'ine kadar tedarik şirketine başvuruda bulunarak kendi portföy kaydını sağlayabiliyor. Bu kayıtla beraber ayın 20'sine kadar teminat ödemesi yapıp gerekli işlemlerini tamamlayıp 28'inde hangi portföyde olacağı belli oluyor ve bir sonraki ayın 1'inde de diğer şirkette, tedarik şirketinde aboneliğine başlayabiliyor. Son kaynak SKTT yani son kaynak tedarik tarifesindeki fatura bileşenleri de yine aslında aynı şekilde aktif enerji bedeli, dağıtım bedeli ve fonlardan oluşuyor. Aktif enerji bedelinin içeriği aslında artık değişiyor. Ulusal tarifedeki fiyat değil. Burada farklı bir fiyat olmuş oluyor. Piyasa takas fiyatı, yekdem, dengesizlik, EPH giderleri, finansman maliyeti ve EPH işletim giderlerinden oluşuyor. Tedarikçi karından oluşuyor. Dolayısıyla aslında maliyetin üzerine yani EPH'teki açıklanan enerjinin maliyetinin üzerine gelen kalemleri ödemiş oluyor tüketici. Burada bir açıklama var. Çok detay olduğu için girmek istemiyorum. Ancak sonrasında ihtiyaç olanlarla konuşuruz. Buradaki bahsettiğimiz enerjinin maliyetinin kalemlerinin açıklaması. Enerjinin finansal yönetimiyle ilgili de nasıl bir akış olduğundan bahsetmek istiyorum ben burada. Şu kısımda ama bir şey var mı? Benden kaynaklı mı diye merak ediyorum şunu. Herkes görüyor mu bilmiyorum. Yoksa orada kalemle çizildi galiba şeyde. O demin gösterdiğiniz kalemle gizli derseniz orada gözükmeyecek herhalde. Gizli dedim ama düzelmedi. Neyse. Tamam. Yine de devam edeyim ben. Siz bir bakabilirseniz Ferdi'me çok memnun olurum. Tamam ben bakıyorum. Siz devam edin. Tamam. Burada diğer bahsetmek istediğim şeyi de söylemek istiyorum. Biraz ileriye gitti. Sadece ileriye gidiyor şu anda. Çok pardon. Tamam. Enerjinin finansal akışıyla ilgili bahsetmek istiyorum. Özellikle bu konu genelde gerçekten çok bilinen bir konu değil.
Fakat enerji satın alması yapan kişiler için karar vermede çok etkili bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Çünkü enerjinin nasıl alındığını, nasıl finanse edildiğini bilmediğimizde aslında enerjinin fiyatı iyi mi, değil mi bunu karar vermek çok zor. Dolayısıyla enerjinin finansal yönetimini bu anlamda konuşmak bence çok önemli. Tüketicinin enerji bedelini tüketiciye tedarik şirketi biliyorsunuz günlük olarak ya da aylık olarak ödeyebiliyor. Dağıtım bedelini de yine aylık olarak tüketici tedarik şirketine ödüyor. Fonları ve KDV'yi de yine aylık olarak ödeyebiliyor. Özellikle son kaynak tedarik tarifesiyle beraber gelen enerji bedelini ay sonunda ödemek, ay öncesinde ön ödeme, işte iki fatura ödeme gibi ödeme seçenekleri de çıktı biliyorsunuz. Dolayısıyla burada nasıl bir yöntem olduğu kıymetli. Tedarik şirketi tarafında da tedarik şirketleri günlük olarak EPİAŞ'a ödemeler gerçekleştiriyor. Buradaki önemli olan şey şu aslında, EPİAŞ her gün tedarik şirketlerinin enerji satın almasını sağlıyor. Bu aldıkları enerjinin de günlük olarak ödemesini alıyor. Dağıtım bedelini de aylık olarak dağıtım şirketleri tahsil ediyor. Fonları da yine TRT, belediyeler ve Enerji Bakanlığı'na ödemeleri yapılıyor. KDV'de aynı şekilde KDV ödemesi gerçekleştiriliyor. Eğer burada tüketici farklı şekilde ödeme yöntemi seçecekse, yani ön ödeme, ay ortasında iki taksitle ödeme gibi seçenekler, burada finansal hesap yapmak gerekiyor. Yani şu teklifleri piyasada duyabilirsiniz. Örnek veriyorum, PTF Yekdem 10 lira gibi bir fiyat varken ya da %3 gibi bir fiyat. Bir de PTF Yekdem -3, -1 gibi bir fiyat. Baktığınızda çok iyi görünüyor olabilir ama aslında bunun arka tarafında bir finansal maliyet yatıyor. Maliyet esasıyla hani işleyen bir piyasada PTF Yekdem üzerine bir finansal maliyetle işleyen piyasada enerjinin maliyetin eksi gibi bir olma şansı olmuyor. Burada bir finansal gelir olması gerekiyor tedarik şirketlerine. Az önceki bahsettiğim farklı seçenekler geldiği ön ödeme, haftalık ödeme, günlük ödeme, ay sonu ödeme kısımlarını burada görüyoruz. Elektrik satın almasında çok çok önemli gördüğümüz diğer bir kısım da şu. Şirket olarak enerji danışmanlığı da hani veriyoruz tedarik yapmak isteyen şirketlere. Hani biz de tedarik şirketiyiz ama tedarik anlaşması biz de yapmak istemeseler bile onları piyasaya karşı bilgilendirmek amacıyla danışmanlık verebiliyoruz. Burada fark ettiğimiz çok çok önemli bir kısım şu. Teklif alımına yerlerden gelen tekliflerin arka tarafına, yani sözleşme tarafında çok ciddi bazı yaptırımlar, fesih maddeleri, ekstra yansıtılacak kalemler gibi maddeler görebiliyoruz. Dolayısıyla bir sözleşme imzalarken özellikle tesislerin, ticarethane tesislerinin bu konuda çok önemli gördüğüm bazı maddeleri buraya eklemek istedim. Bunlardan biri fesih maddeleri. Yani siz bir tedarik şirketiyle anlaştınız, işte Vodafone'la anlaştınız, sonra Turkcell'e geçeceksiniz. Hani şey vardır ya, 12 ay boyunca çıkamazsınız gibi bir yaptırım. Dolayısıyla bunun benzerini tedarik tarafında da, serbest tüketicide de görüyoruz. Ama aslında şöyle bir durum var ki, siz maliyet üzerinden anlaştığınız için bu piyasada, bu kısımda maliyet üzerinden ödediğiniz bir kar marjı varsa 12 ay ya da 3 ay, 5 ay boyunca bir şirkette kalma zorundalığınızın olmaması gerekiyor. Dolayısıyla fesih maddesinin olmamasının biz uygun olduğunu düşünüyoruz. Tüketiciyi de koruma amaçlı. Piyasa endeksi tedarikte cezai maddeler oluyor. Bu cezai maddeler de, yani siz tedarikçiden çıkmak istediğinizde 2 aylık faturanın size ceza olarak kesilmesi gibi, bunun da anlamlı olmadığını söyleyebilirim. Sonradan yansıtılabilecek kalemler. Bu kalemler içinde Merve Hanım, alt yazılar çıkıyor da, o sizin oradan temin dediğimiz yerden açtık galiba, alakasız bir alt yazı Türkçe'ye şeye çevirmeye çalışıyor konuştuklarımızı. Ben de görüyorum, ben de siz ayar yaparken açtım. Yok, diğer şeyi kapattım ama bunu kapatamıyorum, bunu. Tamam, ben bir deneyeyim. Konuştuğumuzu şeye almaya çalışıyor da, yazıya dökmeye çalışıyor. Ben de denerken oldu sandım ama. Yok.
şeyi kapattım ben diğer şekilde. Tekrar yeniden isterseniz paylaşalım. Tamam, deneyeceğim. Hı-hı. Şu anda daha iyi sanırım. Bir dakika. Şimdi tekrar yeniden ekranı paylaşmanız lazım. Paylaşılmadı. Şu an paylaşım gitti. Paylaşım tamam, koptu. Tamam, ben yeniden paylaşıyorum. Hı-hı. Şu anda tamam. Görünüyor mu? Şu anda yok, tamam. Gözükmüyor. Devam edebilirsiniz, evet. Tamam. Geçici rahatsızlık için herkesten özür dilerim. Kusura bakmayın. Konuştuğumuz yerleri hemen geri geleyim. Sonradan yansıtılabilecek kalemlerde sözleşmede rastladığımız teklif aşamasında karar verilene kadar görmediğimiz kısımlar oluyor. O yüzden herkese tavsiyemiz teklif alırken şirketlerden çerçeve sözleşme örneğini de rica etmeniz. Çünkü genelde gerçekten sözleşmede farklı maddeler olabiliyor. Bunlar çok sonrasında sıkıntı yaratabiliyor. Yani 100 liralık bir elektrik satın alırken sonrasında 110 lira, 150 lira kadar bir ödeme yansıtılabiliyor. Yekdem geri dönük düzeltme kalemi GDDK olan bir kısım var. Bu da şöyle bir şey. Yekdem dağıtım yöntemiyle ilgili. Şu anda az önce benim size gösterdiğim yekdemler ilk açıklanan yekdemler. Yani devlet, örnek veriyorum, EPH uzlaştırıyor. 230 TL megawatt başına bir yekdem diyor. Sonra bu tüketicilerin dağılımı değiştiğinde, o ay yanlış yüklemeler, düzeltmeler yapıldığında yekdem 229 liraya da düşebilir, 230'dan daha yükselebilir. Dolayısıyla sözleşmede bu maddenin olması hem tüketicinin anlaştığı, yani maliyet endeksle anlaştığınız için o maliyet eğer değişirse bunun yansıması doğru bir kalem. Burada tüketicilerin birçoğundan bize itiraz geliyor. Ya hani yekdem GDDK'sı bize yansıtılacakmış, olmaması lazım değil mi diye. Maliyet üzerinden anlaşıyorsanız, yani PTF yekdemi ben ödeyeceğim diyorsanız, yekdem değiştiğinde de bu maddenin olması uygun olmuş oluyor. Bunu da ön bilgilendirme olarak söylemek istedim. Sanayide enerji üretim tarafı bir yandan da aslında bence ticarethanede de olduğu için bunu sunumdan alarak koydum. Ticarethanelerde de, yani otellerde, AVM'lerde de elektrik üretimi yapan tesisler olduğunu biliyoruz. Bu birçok şirkete avantaj sağlıyor. Özellikle bu tesisler soğutma ve ısıtma ihtiyacı için burada kullanım yapabiliyor. Geri dönüşüm süreleri de anlamlı olabiliyor. Enerji maliyetlerinin bilinmesi çok kıymetli. Yani enerji maliyetini ne oluşturuyor? Bu kalemler azaltılabilir mi? İşte ben gece tüketim yaptığımda daha fazla avantajım olabilir mi gibi çalışmaları yapmak gerekiyor. Piyasa ve mevzuat takibi yapmak gerekiyor. Burada bir çalışandan ya da kendileri belirli bir ayda, haftada zaman ayırarak enerji piyasasında yeni gelen kısımları takip etmeleri kıymetli. Mesela ben hemen bir örnek vermek istiyorum. Son dönemde çıkan yeşil tarife adı altında bir tarife söylemi var. Bakanlık tarafından açıklanan. Yeşil tarife şu demek. Yenilenebilir enerji üretimiyle beraber satılan enerjinin satın almasının yapılması. Yani otelde kullanılan ya da AVM'nizde kullanılan enerjinin yeşil enerji. Yani yenilenebilirden satın alınmış enerji olması. Bunu birçok anlamda sanayide kullanıldığını biliyoruz. Şöyle düşünün. Otelinizin yeşil enerji sertifikası olduğunu ve yeşil enerji alımını yaptığını, bu ciddi bir pazarlama ve yaklaşım örneği, yani şirketsel yaklaşım örneği, karbon ayak izinin azaltılmasına kadar giden bir yaklaşım örneği. Dolayısıyla bunun gibi şirkete enerji alanında olup şirketin tanıtım ve organizasyonel faaliyetlerinde fayda sağlayacak kısımların kontrol edilmesi kıymetli. Sürdürülebilir enerji tedariki. Sürdürülebilir enerji tedarikinden kastımız aslında bir şirketin elektrik satın alması yaptığında bu maliyetler üzerinden yapılan anlaşmaları kastediyorum. Yani son kaynak tedarik tarifesiyle PTF yekdem endeksli elektrik satın alması. O kadar çok farklı detaylar çıkabiliyor ki sonrasında tüketici bundan zarara da uğrayabiliyor. İşte ilk başta kar edeyim derken sonrasında daha farklı zararlarla da karşılaşabiliyor. O yüzden bizim tavsiyemiz burada anlaşılan şirketle sürekli bir mutabaka, bir enerji izlenilebilirliğine,
bunun size raporlanabilirliği konusunda mutabık kalıp bunu düzenli hale getirdiğinizde saat 16. Her yıl şeye çıkmak, işte enerji satın alması için efor koymak zorunda kalmadan sürdürülebilir bir enerji tedariki yapabilirsiniz. Yani örnek veriyorum, bir telefon operatörüyle iyi bir fiyat ve performansta uzlaştığınızda nasıl her yıl değiştirmeye çalışmıyorsanız küçük kar ya da zarar durumu için oradaki aldığınız hizmeti devam ettiriyorsanız aslında odağınız olan kısmı oturup anlaşıp mutabık kaldıktan sonra orayı uzun süreli devam ettirmenin ticarethane sanayi noktaları için çok çok anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Bağımsız enerji analizi, bu da bizim şirketimizin de verdiği hizmetlerden biri olan tamamen faturalarınızın incelenmesi, yapılan işlemlerin doğru olup olmadığı, işte tek terimli tarife, çift terimli tarife gibi avantaj çalışmalarının sürdürüldüğü bir yönetim olduğunu düşünüyoruz ve bunun katkı sağladığını düşünüyoruz. Diğeri de finans yönetimi. Finansın enerji tarafındaki yönetimi. Enerji satın alması yaparken buradaki finansal maliyetlerinizi bilerek fiyat performans karşılaştırmasında buna yer verilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Özellikle uzun süreli, sizi yormayan, herhangi bir zararı uğratmayan elektrik tedariki ve doğalgaz tedariki yapabilmeniz için. Doğalgaz piyasasıyla ilgili devam ediyor olacağız. Bu aslında bir yaşını iki yaşına doğru devam ettiriyor şu anda doğalgaz piyasası. Ben yine de bırakmak istedim. Bu doğal, yani elektrik enerji piyasasının içinde olan birçok şirket için güzel bir haberdi ve daha da güzel olarak devam etti. Şimdiki göstereceğim şeyden de anlayacağımız. Bu arada doğalgaz piyasasıyla ilgili konuşmaya başlarken bir indirim haberiyle başlamak istiyorum. Özellikle bu dönemde, korona döneminde sanayi ve ticarethane noktalarına indirim gibi haberlerin gelmesi ya da zam olmadığının haberinin gelmesi bence çok kıymetli. Şu anda yaklaşık 1.55 seviyelerinde, yani yıllık 300 bin metreküp üzerinde tüketen tüketiciler için 1.55 olan fiyat 1.4 TL metreküpü düştü. Yaklaşık %10 bir indirim oldu. Elektrik üretimi amaçlı, yani otel, AVM'de elektrik üreten şirketler için de bir 1.6 seviyesinde olan elektrik üretimi amaçlı kullanım şu anda 1.4. Yani şu anda doğalgazın Türkiye için tek bir fiyatı var diyebiliriz. Hangi amaçla kullandığınıza bakılmaksızın. Bu çok ciddi bir gelişme oldu pozitif anlamda. Fakat bu zaten beklenen de, özellikle bizim şirket olarak da beklediğimiz, olmasının gerektiğini düşündüğümüz bir indirimdi. Bunun da sebebinden bahsetmek istiyorum. EPH'in doğalgaz piyasasının açılmış olması. EPH doğalgaz piyasası 2018 yılında açıldı. 2019'a kadar yanılmıyorsam aşağıya azalış ve düşüşlerle devam etti. Fakat 2020 yılı başladığından bu yana BOTAŞ'ın fiyatının çok çok altında olarak devam etti. Buradaki gördüğünüz fiyatlara, işte BOTAŞ'ın fiyatının üstüne ÖTV gibi bir gider var. Bu ekleniyor. Doğalgaz piyasasında da diğer giderler, iletim hizmet bedelleri, kapasite bedelleri gibi bedeller ekleniyor. Yani dağıtım bedeli hariç gördüğünüz bir birim fiyatı çıkıyor 1000 metreküp başına. Mesela Ocak ayında 1552 lira gibi bir fiyat varken 1000 metreküp başına, bu elektrik, yani proses kullanımı diyoruz biz buna, proses amaçlı 1583 liraymış. Eğer siz bu doğalgazı elektrik üretimi amaçlı BOTAŞ'tan satın alıyorsanız 1633 liraya geliyormuş. Dolayısıyla aslında baktığınızda BOTAŞ'ın büyük bir oyuncu olduğu doğalgaz piyasasında fiyat daha düşük kalmış durumda. Keza devam ederek bakarsak Nisan ayında bu daha da aşağıya düştü. Burada ciddi anlamda şunu düşünebilir ve söyleyebiliriz. BOTAŞ'ın 2020 yılında iyi fiyatlardan gaz satın alması yaptığını ve doğalgaz piyasasında da bu fiyatı yansıttığını söyleyebiliriz. Önümüzdeki dönemde de Brent petrol endeksli aslında gaz alımı olduğu için BOTAŞ'ın uzun yıllı sözleşmelerle beraber Brent petrolün de düşmesi kaynaklı tüm dünyada
Önümüzdeki dönemde gaz maliyetleri düşecek. Dolayısıyla BOTAŞ'ta yaklaşık %10 civarı, %12,5'da elektrik üretimi için yaptığı bir indirimle bir avantaj söz konusu oldu tüketiciler için. Tüm ülkeye katkı olarak dönmesini ben umut ediyorum. Peki VTC tarafından bahsedersek, biz sanayi ve enerji sektörü senkronizasyonu yapmak isteyen bir şirketiz. Ticarethane de bizim için aynı şekilde devam ediyor. Aslında Tesis Teknik Müdürleri Derneği'nde de yer almamızın sebebi bu organizasyonlarda yer alıp katma değer algısını artırmak, enerjiyle bu sektörlere entegre etmek ve dinamik bir kadroyla çalışıyoruz. Şu anda ekibimiz 20'nin üzerinde bir ekibimiz var. Dijital yönetim yapan IT organizasyonu olan bir şirketiz. İnovatif, şeffaf ve müşteriye özel çözümler sunuyoruz. Bu şeffaflık çok gerçek bir şeffaflık. Az sonra yine göstereceğim, raporlama kısmındaki organizasyonel yönetimimizde çok etkili oluyor şeffaflığımız. Yaptığımız çözümler ve ürünlerimiz de dijital olarak ticari enerji yönetimi yapıyoruz. Bunun üst alt kısmında elektrik ve doğalgaz yer alıyor. Üretim ve tüketim tesislerine elektrik optimizasyonu sunuyoruz. Yani hangi saatte elektrik satın alması ya da hangi saatte üretmesiyle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Eğer burada bir üretim varsa, eğer yoksa da ay sonu gelecek elektrik faturasının minimum maliyetle olması için bir çalışma gerçekleştiriyoruz ve izlenebilir, yönetilebilir olması ile ilgili yazılımımız üzerinden uzaktan okuma, tahmin ve sonuçlandırma, raporlama desteği veriyoruz. Enerji yatırımı yapmak isteyen şirketlere enerji yatırım fizibilitelerinde destek oluyoruz ve enerji danışmanlığı da bunun içinde yer almış oluyor ve kendi dengeden sorumlu grubumuz var katılımcılarımız arasında. Bunu da Vegan adlı yazılımımızla yapıyoruz. Tamamen kendi ekibimizin geliştirdiği bir yazılım. 2018 yılından beri faaliyete devam eden bir yazılım. 2017 ortasında başladığımız, 2018'de ciddi olarak devreye aldığımız bir yazılım. Şu anda kullanan şirketler Tüpraş, Arçelik, Asaş gibi Türkiye'nin önde gelen şirketleri. Ciddi bir yapay zeka içeriyor ve raporlama enerji bilgisi de içeriyor arka tarafta. Aslında bizim ekibimizin çok çok büyük olmamasının büyük bir sebebi de Vegan'ın çok çok gelişmiş olması. Şeffaf ve anlık raporlama, yani tüketimi okuyup size öngörü veren, raporlama yapan bir yazılım halinde kullanıyoruz ve çözüm sunuyoruz. Burada az önce bahsettiğimiz enerjinin maliyetine, piyasa takas fiyatı, yekdem, işte dengesizlik, fon, bunların sizin için ne kadar olduğunu, faturayı elinize aldığınızda göremediğiniz arka taraftaki planı size tek tek adım adım döken, raporlayan, mail atan, gösteren bir yazılım. Bunu günlük olarak da yönetebiliyorsunuz. Özellikle elektrik üretim şirketi olan yerlerde de ticarethanelerle de çalışıyoruz. İsmini şu anda vermek uygun olmaz ama otel çalıştığımız yerler de var. Onların da dengesizlik yönetimi, yani piyasa katılımcısı olup EPH'da işlem yapan yerleri de yönetiyoruz. Mesela oradan bir ben alıntı yapmıştım. İşte dengesizlik maliyeti örnek veriyorum 2 lirayken bizim grup içi dengesizliğimiz ve yönetimimizle beraber yaklaşık 1 lira gibi bir rakama düşmüş. Aşağıda da gördüğünüz gibi burada bir sapma olduğunda uyarıyla beraber bir düzeltme gerçekleştirerek maliyeti azaltmışız. PTF, yekdem ve dengesizlikle ilgili toplamda ne kadarlık bir enerji maliyetiniz olduğunu gösteriyor. Ve profil optimizasyonu dediğimiz, yani piyasa takas fiyatı işte 257 lirayken burada gördüğünüz PTF ortalama, firmanın enerji maliyeti 238 lira olmuş. Burada megawatt başına yaklaşık 18-19 lira bir avantaj var. Bunu da bizim onlara sunduğumuz enerji profilini profilleme ve maliyet düşürme kısmında yönetmiş oluyorlar. Bunda ciddi bir katkısı olmuş oluyor. Benim aktaracaklarım, sunacaklarım bu kadar. Buradan sonrasını soru cevapla devam edebiliriz. Allah bilir. Ama arkadaşlara söz verelim. Başkan hemen başlamadan çok soru soruyor. Şimdi soru
katılmak isteyen arkadaşımız var mı? İlk önce onu şey yapalım. İsterseniz paylaşımı da durduralım. Olur. Ekrana geçelim ki herkes soru sormak isteyeni. Kimin sorusu var şu anda? Biri yazdı. İsim gözükmüyor ama UTTM yazıyor. Bülent Bey. Buyurun, sesinizi açıp sorabilirsiniz. Kendinizi soru soracak arkadaşlar da kendilerini bir tanıtırlarsa, ad soyad, bir de şu andaki görevi nedir, nerede çalışıyordur şeklinde bir tanıtırlarsa seviniriz. Merhaba herkese, kolay gelsin. Geliyor herhalde sesim. Geliyor geliyor Bülent Bey, buyurun. Önce Merve Hanım'a sunum için teşekkür ederim. Bülent Özkan ben, Ümraniye Kron Plaza Orya Park Teknik Servis Müdürü. Ben parakende firmalarının yani az önce sunumumuzda gösterdiğiniz bir trend içinde yükseldikten sonra bir düşüşe gitti firmalar. Evet. Direkt bu enerji firmalarının işte kojenerasyonu biraz daha öne atma, firmalar için tasarruf amaçlı trijen ve kojenerasyonları da öne süren pazarlamasını çalışan arkadaş firmalarla beraber bu parakende satış yapan diğer üçüncü firmaların akıbeti önümüzdeki senelerde görünüyor diye onu acaba bir öğrenmek isterim. Yani bu, çünkü devlet ne kadar bu yükü biraz el üzerinden atmak istese, az önce sunumumuzda söylediğiniz gibi destekleri keserek sanki biraz daha bu firmalardan uzaklaşıp gene aboneleri kendine toplamak istiyor gibi bir düşünce var bende. Bu konuda siz ne dersiniz? Şöyle aslında Bülent Bey, sorunuz için teşekkür ederim. Buradaki yöntem çok geriye dönebilecek bir yöntem gibi değil. Çünkü devlet aslında elektrik tarafında da bu özelleşmeyi yıllardır destekledi biliyorsunuz. Tedarik şirketlerinin kurulması, hizmet vermesi, piyasa serbestleşmesinin olması amacıyla. Daha önceki yıllarda o 2015, 2017, 18, 19 dönemleri diyeyim. Bu zam yapmayarak piyasadaki birçok serbest tüketiciyi, yani daha doğrusu tedarik şirketleri devletin zam yapacağı öngörüsüyle tüketicileri üzerine sözleşme imzalayarak kaydetti. Fakat devletin zam yapmaması burada serbest tüketicilerin portföyden çıkarılması ve yeniden devlete geçmesiyle sonuçlandı. Siz dediğinizde çok haklısınız. Fakat sonrasında burada devletin geri dönüşü, yani uygun fiyattan elektrik almaya geri dönen, devletin desteklediği yere geri dönmek isteyen şirketleri de durdurduğu bir yöntem izledi. O da son kaynak tedarik tarifesi oldu. Burada da dedi ki şu anda 7 milyona kadar düştü bu rakam. Yılda 7 milyondan fazla tüketen tüketiciler artık görevli tedarik şirketi üzerinden ulusal tarifeden elektrik satın alamaz dedi. Eğer satın almak ister de ben PTF yekten %9.38 gibi şu anda piyasada %3'e başka bir tedarik şirketinden teklif alırken, ki yüksek bir teklif diyebilirim, devlet bunu %9 gibi çok çok yüksek bir rakamdan satıyor diyebiliriz. Dolayısıyla buradaki büyük hacimli tüketici, yani çimento, demir çelik, bakır, işte birçok tekstil fabrikası şu anda zaten tedarik şirketleriyle anlaşmak durumunda kaldı. İster görevli tedarik şirketiyle pazarlık ederek yine tedarik yoluyla, ya da aynı operatör değişimi gibi VTC Enerji X şirketi, Y şirketiyle anlaşmak durumunda kaldı. Dolayısıyla ilerleyen dönemde ben burada bir geri dönüş olacağını düşünmüyorum. Devlet bu aboneleri istediğini de açıkçası düşünmüyorum. Sadece orada mesken abonesi gibi çok ciddi risk oluşturabilecek, yani bu maliyet sonrasında devlete kamu tarafında bir şey oluşturabilecek yerleri korumak isteyeceğini düşünüyoruz ki bu Avrupa'da da serbestleşme tarafında bu şekilde olmuş. Yani devlet ya fiyatını çok yukarıda tutarak katılımcıların serbest piyasaya gidip elektrik almasını sağlamış, ya da demiş ki zorla, aslında biraz şey yöntemle zorla demiş ki benden artık alamazsınız, benim fiyatım aşağıda ya da yukarıda olması sizin için önemli değil, ben size buradan elektrik satamam, siz gidip başka şirketlerle maliyet üzerine kar koyarak anlaşmalısınız demiş. O yüzden buradan sonraki dönemde yüksek ihtimalle bu
şekilde. Hatta bu sadece elektrik için geçerli değil. Sorunuz elektrik de aslında. Doğal gaz için de ilerleyen dönemde bu yöntemin gelebileceğini söyleyebiliriz. Yani yılda örnek veriyorum, işte 50 milyon es metreküpten fazla tüketen tüketiciler için bir geçiş dönemi, piyasa endeksi satış zorundalığı getirilebilir. Bu aslında sistemin serbestleşmesi, iyi fiyat oluşması için de çok çok anlamlı. O yüzden serbest piyasadan ilk başlarda elektrik alan katılımcılar böyle bundan şikayet edebiliyorlardı. Çünkü devletin ulusal tarifesi daha ucuz kalıyordu. Sonra ama çark o kadar değişik bir yere geldi ki, az önce gösterdiğim gibi işte 85 bin liralık faturada 15 bin lira kar edebilir duruma geldi devletin yaptığı zamdan dolayı. O yüzden burada serbestleşmeyi devam ettireceğini düşünüyorum. Küçük abone, mesken abonesi hariç. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi Kemal Bey yazmış. Ben de bir şey eklemek istiyorum. Biz kendi tesisimizde hibrit sistem dediğimiz bir sistem kullanıyoruz. İşte kojenerasyon var doğal gazdan. Bir de rüzgar türbinimiz var. Şebekeden de elektrik alıyoruz. T1, T2, T3 modelini kullanıyoruz. T1, T2'de şebekeden elektrik almıyoruz. Kojenle üretiyoruz. T3'ten de şebekeden alıyoruz. Şu T1, T2'de de gücümüz çok yüksek değilse talebi, rüzgar durumu da iyiyse kojeni de durduruyoruz. Tamamen bedava olan rüzgardan alıyoruz. Orada da işte dağıtım bedelleri işin içine giriyor. Aslında Merve Hanım tam anlatmak istediğini, bazı arkadaşlarımız için elektrik mühendisi değil, şöyle anlatayım. Normalde markete gidiyorsunuz, domatesin fiyatı 8 lira. Herkes 8 liradan domates alıyor. Ama sizin adınıza VTC Enerji gibi lisansı olan firmalar, elektrik üretim veya elektrik satış lisansı olan firmalar, onun üzerinden elektrik alabiliyorsunuz. Ne yapıyor? Sizin adınıza hale gidiyor. Araştırıyor. En ucuz o günlük en ucuz rakamdan domatesi buluyor. İşte 6 lira mı? 5 lira mı? O yüzden sabit bir fiyatınız olmuyor sürekli olarak. Borsaya girdiği için hale domatesi getirmiş biri, geri götürmek istemiyor. Diyor ki neredeyse zararına ürünü veriyor bazıları. Yeter ki şey kurtarsın diyor. Benim buraya gelip gitmem kurtarsın. Şimdi bazı elektrik santralleri var. Durdurmak istemiyorlar belli bir saatte. Durdurmaları zarar oluyor çünkü. Gece fiyatının da uygun fiyat olmasının sebebi o. O yüzden şey yapıyorlar. Çok uygun rakama elektriği veriyorlar. VTC Enerji gibi firmalar da uygun olan rakamları yakalayıp sizin kar oranınızı arttırıyor. Öbür türlü sabit bir fiyata girdiğinizde, yani yerel dağıtıcıdan elektrik aldığınızda sabit bir ücretten alıyorsunuz. Herhangi bir oynamanız olmuyor. İşte burada da yektem değerleri işin içine girdi. Benim gibi rüzgar santrali olan kuruluşların da 7.3 sentten elektrik alıyor dolarla. Aldığı için benden şu anda elektriği aldığı rakam 45 kuruş artı KDV'den elektrik alıyor benden. Satıyorum devlete. O KDV'den sattığım elektriği de size tekrar geri sattığı için, yani sizden elde ettiği için şeyi, orada bir rakam koymak zorunda kalıyor. Bu da dolar üzerinden yapılan anlaşmalardan kaynaklı yektem şey oldu. Merve Hanım'a benim de bir sorum var. Şimdi 2021'den sonra bizim şimdi 10 yıllık bir anlaşmamız vardı devletle. 10 yıl boyunca rüzgar santralini bizden elektriği alacak 7.3 santral. O şimdi iptal mi olacak? Öncelikle açıklamanız için çok teşekkür ederim. Buradaki dili bildiğiniz için o dile çevirmeniz benim için çok iyi oldu. Az önce altyazıda böyle belki bazıları o altyazıdaki gibi anlamış olabilir benim konuştuklarımı gerçekten. Açıkladığınız için teşekkür ederim. 2021'e kadar mı destek almıştınız? Biz şöyle almıştık desteği. Bizim kaç yılında başladı? 2018 yılında başladı. 10 yıllık bir sözleşme imzaladık. Tamam. 2018 yılında aldıysanız üzerine 10 yıl koyduğumuzda 2028 yılına kadar bu alım devam edecek. Çünkü geriye doğru işlemeyecek buradaki mekanizma. Ama 2020 yılından sonra sizin gibi rüzgar santrali kurup destek almaya isteyen bir şirket bunu artık dolar üzerinden değil TL üzerinden anlaşmış olacak. Yani aslında kur riskini de yatırımcı almış olacak. Kur ileride düşecek mi, artacak mı? Bunu önceden devlet almış oluyordu. Yani dolar olarak ödeyerek. Şimdi artık yatırımcının da bu riski üstlenmesi durumu olmuş oldu. 2020'ye kadar yetişen tesisler de olacak. Şu anda birçoğunun işleminin devam ettiğini de biliyoruz.
o yetişen tesislerin hepsi onaylanırlarsa 2030 yılına kadar dolar destekli yeklem devam edecek. Tabii azalarak gidecek. Çünkü sizin gibi 2018'de anlaşmışsınız. İşte sizinki 2028'de bitecek. 2030'da da tamamen dolar destekli mekanizmanın biteceğini söyleyebiliriz. Eğer dolar destekli olarak devam etmezse. Buradan sonra örnek veriyorum. Siz az önce 45 kuruş demiştiniz dolar dönüşümüyle. Bu fiyatın 50 kuruş olduğunu varsayalım. Bu 10 sene sonra da 50 kuruş olacak. Ama sizin 45 kuruşunuz dolar endeksiyle belki de 65 dolar lira olacak bir 10 yıl sonra. Dolayısıyla burada bir değişim olacağını söyleyebiliriz. Sadece yeni başlayacak tesisler için. Başka soru sormak isteyen bir arkadaşımız var mı? Şu an hani başka, yani benim de aslında benim tam şu ara ilgilendiğim konu biraz da şeyle ilgili. Merve Hanım'a ben de bir tekrar bir soru sormak istiyorum. Eğer başka arkadaşımız yoksa onu, hani onun hakkını yemeyeyim diye şey yaptım. Şimdi biz aslında Merve Hanım'ların yaptığı iş şu, en çok karşılaştığımız sıkıntı da orada. Biz işte sabit bir gelir elde etmiyoruz, kar elde etmiyoruz. Bazen 7 bin oluyor kar, bazen 10 bin oluyor, bazen 12 bin oluyor. İşte ya bunu nasıl kar ettirebiliyorlar? İşte orada günlük şey nasıl dönecek? Mesela onu tam söyler misin? Mesela ben sizde bir anlaşma imzaladım. Ben günlük size hangi belgeleri vereceğim? Ya da o söylediğiniz yükün üstüne ben atıyorum, dedik ki bugün 10 bin kilowatt saat elektrik tüketeceğiz dedik. Onun üstüne çıktım. Nasıl yansır bana? Yani negatifi yansır mı? Çok, çünkü otelde bir an balo salonunda organizasyon yokken, organizasyon olduğunda ben şey yapmak zorunda kalıyorum. Hani bir anda yük tüketimim farkında olmadan artıyor. Ya da pick-up alıyor otel. Bir anda doluyor. O yüzden bir elektrik tüketimimiz artıyor. Hani günlük operasyonumuz nasıl gidecek, gider yani? Şöyle, aslında bizle böyle çalışmaya başlayacak şirketlerin biraz bir korktuğu bir dönem oluyor. Diyorlar ki ya çok şey anlatıyorsunuz, işte yazılım var diyorsunuz, sanki onların hepsine burada ayrı bir ekip çalıştırmamız lazım sanki sizinle çalıştırmamız için diyorlar. Biz de diyoruz ki ya biz 20 kişi çalışıyoruz, hani sizin o bir ekip çalıştırmanıza gerek yok diye. Hani vegan yazılıma bu anlamdaki desteği özellikle hani otel, hastane ya da sanayi tesisine en büyük faydası şu, sizi sürekli olarak güncel tutması ve destek olması. Yani belki de 3 kişilik, 4 kişilik bir ekibin yapabileceği kadar raporlama ve altyapı hizmetini sunuyor. Buradaki günlük işleyiş elektrik satın alacak yerler için şöyle oluyor. Ben mesela anlaştığımız yeni bir yerdeki sürecimizi anlatayım çok basit bir yöntemle. Ayın 5'ine kadar sözleşmeyi imzalıyoruz. Sonra ayın 1'inde tedariğimiz başlayacağı için o arada belirli hazırlıklarımız oluyor. Mesela biz uzaktan okuma cihazı yönlendiriyoruz şirkete. Bunu sayacına takmasını istiyoruz. Çünkü izlediğiniz şeyi ölçüp yeni analiz edip daha iyi ne yapabiliriz bunu yönetebiliyorsunuz. Bir cihaz yönlendiriyoruz. Bu cihazı, uzaktan okuma cihazını isterse biz takabiliyoruz ya da teknik ekibi varsa kendi takabiliyor. Sayacına bu cihazı takıyor. Sonrasında bizim sistemimiz oradan veri almaya başlıyor. Ayın 1'inden itibaren nasıl bir elektrik tüketimi yapacağını yapay zeka aracılığıyla aslında tahmin yürütüyor. Sonra bu tahminle ilgili bildirimleri bizim aracılığımızla EPİAŞ'a veriyor. Mesela şu anda Ferdun Beyler'in piyasa katılımcısı, aslında VTC Enerji'den farksız olarak işlem yapıyorsunuz. Ama örnek veriyorum, X oteli bir üretimi olmadığı için şu anda piyasadan direkt elektrik alamıyor. Bizim de buradaki söylemimiz VTC olarak bu aracılığı sağlayabilir olduğumuz. Devam edersem, cihazı kurduk, okumaları aldık. Bir sonraki dönemde nasıl bir tahmin yapabileceği ile ilgili bildirimleri de almaya başladık. Ayın 1'inden itibaren hiç katılımcının herhangi bir şey yapmasına gerek kalmaksızın bu tahmin yöntemi çalışmaya başlıyor. Eğer burada örnek veriyorum, oteldesiniz, işte sabah başladı, bir yoğunluk artışı var. Burada bir tahmin güncellemesine ihtiyaç varsa hem katılımcıya bildiriyor hem de bizim ekibimiz sürekli takip ediyor. Buradaki değişimlerle ilgili bildirimler alıyoruz. Burada yenileme yapıyoruz. Yani bir maliyet oluşacaksa bile buradaki değişiklikten kaynaklı bunu azaltmış oluyoruz. Bir bu kısım devam ediyor günlük işlemde. Yani siz hiç müdahale etmeseniz bile sizin adınıza buradaki tüketiminizle ilgili değişimi yöneten bir ekip olmuş oluyor. Vegan aracılığıyla da. Daha sonrasındaki
kısımda. Bir de bunu size günlük olarak raporluyor. Diyor ki işte Ferdun Bey'e bir mail geliyor her sabah. Diyor ki dün tüketimin tahmininiz buydu. Tüketiminiz de bu şekilde oldu. Yarın içinde tüketim tahmininiz bu şeklinde bilgi alıyorsunuz. Eğer bu mail gelmesini ben rapor olarak görmek istiyorum diyorsanız bir tane portalımız var. Aynı Facebook gibi girip kullanıcı adı ve şifrenizle ulaşabileceğiniz. Bu portaldan da buradaki raporlama sistemine ulaşabiliyorsunuz. Ya da mesela bunu çok yaşıyoruz. Bizi yıl sonunda çalıştığımız şirketler çok arıyor. Diyorlar ki ya 2019 şeyini hazırlayacağız. Geçmiş raporunu ne kadar elektrik tükettik, maliyeti ne oldu, sizde var mı diye. Hani bizim birçok şirketimiz hiç bunu yapmaya gerek kalmadan bu aramalara direkt kendi rapor sayfasından yıl boyunca ne tüketmiş ya da bir önceki ayın başında ne tüketmiş, ay sonunda faturası ne gelecek bunu görebiliyor. Bizim buradaki yaptığımız hizmet de aslında, pardon ve siz işin içinde de olduğunuz için biliyorsunuz, aslında tüm tedarik şirketleri bir hizmet sağlıyor. Yani elektriği üretmesine hiç gerek yok çünkü üretilen elektriğin de tek satıldığı yer EPİAŞ. Herkes, yani tüm tedarik şirketleri EPİAŞ'tan alıyor. Siz de dönem dönem yine EPİAŞ'tan almak isteseniz alabiliyorsunuz ya da satıyorsunuz. Ve TC'nin buradaki amacı bir paydaş olarak elektriği EPİAŞ'tan alırken size hem enerji tarafındaki sizin gözünüz olup hizmet vermek, en iyi optimum fayda nedir bunu göstermek, hem de bu maliyeti işte herhangi bir tedarikçinin maliyetinden daha uyguna getirerek size satış sunmak. Bu da nedir? Aslında sizin sürdürülebilir olarak enerji tedariki yapmanızı devam ettirir. Çünkü şeffaf olarak faturanızın kalemlerini görüyorsunuz. İşte aradığınızda bir muhatabınız oluyor. Enerjiyle ilgili sizi bilgilendiren bir şirket oluyor. Dolayısıyla bir enerji ekibi çalıştırmak yerine VTC Enerji'de çalıştığınızda baştan uca aslında bu sistemi devam ettirmiş oluyorsunuz. Eğer mesela biz geçmiş dönemde bu şeyi de sağlıyorduk. Şu anda zaten ihtiyaç da olmayacak ama mesela diyorduk ya ulusal tarife artık o kadar ucuzlamaya yani ucuz kalmaya başladı ki enerjinin maliyetinin yanında. Sizi ulusal tarifeye alalım diyorduk. Baktığınızda bizimle tedarik üzerinden çalışan bir şirket olarak sanki hani başka bir yere yönlendirmezsiniz gibi düşünülüyor. Ama buradaki hangi taraf sizin için anlamlı, hangi taraf size, şirketinize, ticarethanenize kar getirir? Bunu sürekli olarak kolaçan eden ve size bunu raporlayan bir şirket olarak yer almış oluyoruz biz. Peki şey kısmı nasıl gidiyor? Mesela şirketle anlaştınız. Şirkete işte atıyorum bir faturalama geliyor. İşte kar oranı işte şu olacak dediniz. Peki hangi faturalar gelecek? 3 tane fatura gelecek bize hani parça parça ve bunun üstünden VTC'ye ne ödeyeceğiz? Sonra elektrik hattında bir değişiklik olacak mı? İşte gibi hani ben hani şey kısmını biliyorum da hani onu da biraz söylersek o çünkü çok merak edilen bir konu. Olur, olur. Aslında şöyle örnek veriyorum, nasıl operatörünüzü değiştirdiğinizde telefonunuz, sim kartınız hiç değişmiyorsa sadece bir gün sabah size mesaj geliyor işte artık Turkcell müşterisiniz ya da X operatör müşterisiniz diyorsa başka bir tedarik şirketine geçmek de aynı bunun gibi bir hizmet. Elektriğiniz kesilmiyor ya da elektriğinizle ilgili herhangi bir dağıtımla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Sadece bir ay önce başka bir şirketten gelen fatura bir ay sonra başka bir şirketten, yani VTC Enerji'den geliyor. VTC'nin buradaki yaptığı işlemde aslında güzel bir soru sordunuz. Şu, sizin adınıza elektrik alımını yapan X şirketi yerine VTC Enerji piyasadan alım yapmaya başlıyor. İşte raporlarınız, buradaki hizmet kısımlarını hani geçiyorum. Zaten bence biraz bahsetmiş olduk, detaylı anlattık. VTC burada size faturayı yolladığında işte SMS'le, mail'le buradaki fatura bilgilendirmeleriniz de ulaşıyor. Bir de aynı zamanda raporda şunu gösteriyoruz. Bence bu çok kıymetli. Bir avantaj işte olacağını konuştuk az önce. İşte 85 bin lirada 15 bin lira gibi bir rakam vardı. Bu her ay piyasanın değişmesinden kaynaklı artı ya da eksi değişebiliyor. Her ay bunu da raporluyor. Diyor ki işte 85 bin faturanız çıktı diyelim VTC'den. Aslında yaklaşık 10 bin lira avantajınız oldu. 15 bin lira avantajınız oldu şeklinde de gösteriyor. Bunun da raporlamasını yapıyor. Şey olarak da elektrik satın alması olarak da tek değişen fark X şirketinden gelecek faturanın VTC'den gelmesi. Sizin de artık otomatik ödemenizi ya da hesaba yaptığınız ödemeyi VTC Enerji'ye geçmeniz
oluyor. Bunun yanında bir de raporlama hizmeti almış oluyorsunuz. Ücret kısmı olarak da söyleyebileceğim, biz ay sonu 20. gün ödemeli çalışıyoruz. Burada finansal maliyet kısmını konuşmuştuk. İki yöntem var burada ürün olarak kullandığımız. Bir, tüm maliyetleri ve şirketle beraber yürüttüğümüz kısım, yani PTF, yektem, işte dengesizlik, EPH giderleri, bunların hepsini şeffaf göstererek işletim bedeli aldığımız yöntem, megawatt başına 1 TL gibi bir ücret alıyoruz. Ya da şirketler diyorlar ki ya işte size günlük ödeme yapmayalım, siz bizim yerimize ödeyin, dengesizliği siz üstlenin, işte bunu siz üstlenin, bana toplamda PTF, yektem ne kadar bir fiyat verirsiniz diyor. İşte burada da ay sonu ödemeli megawatt başına 8,5 TL megawatt gibi bir teklifimiz var. Raporlama, uzaktan okuma hizmet bedelini de içirecek şekilde. Dolayısıyla yani ürünün toplamdaki, yani 440 liralık bir enerji PTF yeklemi olduğunu düşünürsek 8,5 TL çok biraz düşük kalıyor diyebilirim. Dolayısıyla buradaki verdiğimiz hizmet ve yaklaşık fiyatlarımız bu şekilde. Şimdi İsmail Bey'in bir söz almak istiyordu. İsmail Bey, mikrofonunuzu açıp buyurun. Mikrofonunuzu açar mısınız? Açılmadı galiba. Oradan. Buyurun İsmail Bey. Ben ses almıyorum. İsmail Bey, gelmiyor sesiniz ama ben de duyamıyorum sizi. Mikrofonda bir sorun var galiba. Yazıyla da soru alabiliriz. Ha, ya da yazabilirsiniz isterseniz. Sesiniz gelmiyor şu anda İsmail Bey'le. Barçelli Otel'den İsmail Bey. Kulaklığı çıkarabilir belki. Kulaklığı çıkartıp bir yana takabilirsin istersen. Ya da kulaklığı. Değil mi? Geliyor şimdi sesiniz, buyurun. Geliyor. Barcelo Otel grubundan 3 otelimiz var bizim de. Biz geçen hafta elektrik sözleşmesini yaptık. Biz biraz garantici olduğumuz için 0.46.5'tan anlaştık. Şey olarak tabii sizi de tanımadık. Siz ne yapardınız tabii onu da tartışmak lazım. Bu bilgi için teşekkür ediyorum. Sadece teşekkür etmek için söz hakkı aldım. Umarım bir dahaki sefere çalışabiliriz. Ama 0.46.5'tan biz artı PTF diye anlaşma yaptık. Sizin bilgilerinizi de aldık. İnşallah daha sonra tekrar bir şekilde karşılaşırız. Hayırlısı olsun İsmail Bey. Ben şey tarafına da çok hak veriyorum. Sabit anlaşmayla, sabit fiyatla anlaşma yapan şirketlere. Biz borsadan pek girmedi. Bizim şirket yöneticileri sabit olmasını istediler. Biz de onu tercih ettik. Burada biraz şey olabiliyor. Biraz eski alışkanlık dönemi devam edebiliyor. Özellikle şirket yöneticileri piyasayı bilmiyorsa ya da piyasayla ilgili bilgileri çok karışık geliyorsa ister istemez. Burada sabit bir şeyle anlaşalım, bize ne geleceğini bilsin. Bilelim, kârı da zararı da karşı şirket karşılasın diyebiliyor. Yani burada yaklaşık benim öngörüme göre %10-15 civarı bir farklılık oluşabilir hani yıl toplamında sizin için. Ama 2021 dönemi için yeniden görüşüyor oluruz. Memnun teşekkür oldum. Sağ olun. Çok sağ olun, sağ olun bilgiler için. Teşekkürler Üstad. Sağ olun İsmail Bey. Başka söz almak isteyen var mı? Biraz da ben aslında tam sistemi isterseniz bir anlatayım. Sonra ona göre şey yapalım. Aslında sistemde şöyle bir durum var. Hani bu sabit fiyat, insanlar şeyden korkuyor biraz şu anda anlaşmadan. Sebebi de şu. Şimdi ne faturası geleceğini bilmiyorlar ama artık borsada rüzgarın artmasıyla, yeni açılan hidroelektrik santralleriyle şöyle bir durum oldu. Arz durumu sunduklarında arz fazlalığı var. Arz fazlalığını bazı tesisler, şeyler, firmalar çok iyi kullandı. Ucuz rakamlara elektrik aldılar. Yektem'le yapılan bazı anlaşmalar şu anda şey üzerinden etkiliyor. Evet, fiyatlarınız yüksek çıkıyor. Ama o da şimdi bu yeni yapılacak, o doları kaldırdılar artık anlaşmalarda. Yeni yapılacak Türk parasıyla yapılan anlaşmalarda PEF'lerini düşürmeyi planlıyorlar. Aslında bu yaptığınız anlaşmalar, hani şirketinize şu an elektriği alabileceğiniz en ucuz yöntem bu yöntem. Evet. Yani ticarethaneye dönüştüremediğiniz için, sanayiye pardon dönüşemediğiniz, işte şey gibi yöntem kullanıyoruz. Hani tesis içinde yapacağınız tasarrufların dışında elektrik faturamı nasıl düşürürüm masa üstüne derseniz, işte VTC gibi,
Ya bir tesisin üretim lisansı olmanız lazım sizin ya da VTC gibi lisansı olan bir firmadan üstünden elektrik alacaksınız. VTC de şunu yapıyor. Ayrıca lisansınız varsa dışarıdan almaya kalktığınızda şöyle bir sıkıntı da çıkıyor. Bazı oteller var şu anda. Tek tek PEF'tenle uğraşmanız gerekiyor. Günlük ne girmeniz gerekiyor bütün. Bunların hepsini VTC'ye yüklüyorsunuz. Onun gibi bir firmaya yüklüyorsunuz. O firma da sizin adınıza şöyle yapmaya çalışıyor. En düşük fiyattan elektriği almaya çalışıyor. Sebebi de en düşük fiyattan alırsa otomatikman siz ne o? Kâr ettikçe o da kâr ediyor. Hani win-win'e dayanan bir yöntem. Buyurun. Aynen. Ben bir şey daha söylemek istiyorum. Mesela İsmail Beylerin yaptığı tedarik yöntemiyle ilgili. Buradaki sabit fiyat için, burada bir şey daha söyleyeyim, öyle İsmail Beylerin kısmını söyleyeyim. Doğalgazda bu gelen indirim, yani doğalgazın birim fiyatının düşmesi yaklaşık bu yılın, yani 2019'un yarısından sonra kapanan, açılan, yeniden kapanan doğalgaz çevrim santralleri vardı. Yani ürettikleri maliyeti piyasa fiyatından yüksek olduğu için zarar edip satmak yerine piyasaya elektrik üretmemişlerdi. Çünkü doğalgaz çok pahalıydı. Ama doğalgazı ürettiklerinde 300 liraya satacakken kendilerinin elektrik maliyeti, yani üretim maliyeti 350 liraydı. Şimdi buranın düşmesi demek, bu doğalgaz fiyatının düşmesi demek şu anlama geliyor. Piyasaya artık doğalgaz santralleri daha ucuz fiyattan elektrik üretip satabilir. Yani şu anda konuştuğumuz PTF'nin 330-340 seviyelerinin daha aşağıya gelmesi de bir beklenti. Son dönemde hatta rekor da kırılmıştı. Yenilenebilir en yüksek üretim olmuştu Türkiye'de. Baktığınızda bunun en büyük sebebi yenilenebilirin gücünün artması vesaire değil, hani oran olarak. Aslında doğalgazın piyasadan maliyeti yüksek olduğu için çekilmesi olmuştu. Dolayısıyla mesela İsmail Beylerin tedarik ettiği şirket nasıl bir yöntem ne elektrik satın alıyor? Aslında başından beri konuştuğumuz EPİAŞ'tan satın alıyor. Başka hiçbir yerden elektrik satın alması aslında yapamaz. Şimdi bu şirket neleri riske alarak, yani VTC de yapabilirdi aynı şekilde. Ne yapıyor? Örnek veriyorum, 400 liraya PTF yeklemin 2021 yılı için geçerli olacağını varsayıyor. İşte doğalgaz fiyatı düştü, PTF düşecek. Bana toplamda 400 lira gibi bir maliyeti olmuş olacak diyor. Sonra diyor ki bunun üstüne benim finansal maliyetim, başka işte operasyonel maliyetim, giderlerim işte 420 lira olsun. Ben bu ürünü 440 liraya satarsam, örnek veriyorum, megawatt başına işte 20 lira kazancım daha olmuş olacak diyor. Dolayısıyla hiçbir tedarik şirketi aslında kar etmeden satış yapmak istemez. Yani olayın sonucuna baktığımızda ticari ve sürdürülebilirliği devam ettirmek zorunda olan şirketler. Dolayısıyla yaptığınız sabit ya da hareketli, yani fiyatın değişkenliği olan her alım, şirketler kendi maliyetlerinin üzerine bir kar koyarak satıyor oluyor. Belki uzun dönemde aslında birçok yöneticinin, şirket sahibinin de algılayacağı, burada bir ürün oldu. Yani elektrik, evet, göremiyoruz, işte tutamıyoruz, ama aslında bu da bir ürün, bir fiyatı var, bir piyasası var. Dolayısıyla bunun üzerine ödenen bir karla almak uzun vadede her zaman anlamlı olacak. Burada da bu riski alıp bu satışı gerçekleştirmiş şirketin karı olarak devam edecek. Ama bu piyasayı öğreniyor olmak, buraya ısınıyor olmak, bizim özellikle şirket kuruluş amaçlarımızdan da olduğu için söyleyebiliyorum, entegre oluyor olmak toplamdaki o faydayı artırıyor olacak diye düşünüyorum. Bir soru daha mı vardı? Yok. Ben söz alacaktım. Eğer başka soru sormak isteyen arkadaşlar. Buyurun Ali Bey. Buyurun Kemal Ali Bey. Kemal Bey mutlaka ilave yapacağı konular vardır. Biz tabii ki Mervan'ınla daha önceki programımızda otelde anlattığı konuların paralelinde bir konu oldu bu tabii ki. O zaman İsmail Bey de dahil olmadığı için bizim WhatsApp çevremizde de değil, resmi olarak diğer şirket üyesi arkadaşlarımızı da tanımadığı için belki sizle irtibat sağlayamadık. Ama biz kendi çevremimizden arkadaşlarımızla mümkün olduğunca da yönlendirme yapmaya çalışıyoruz ki siz zaten mümkün olduğunca siz bize her türlü konuda destek veriyorsunuz bu konularla ilgili. Mail olarak da geliyor. Bununla ilgili biz mümkün olduğunca arkadaşlarımızı da yönlendirmeye çalışıyoruz. Ama siz de kabul ederseniz ki herkese birebir ulaşmak çok zor. Bazı testlerdeki arkadaşlarımız işte atıyorum Ferdun Bey gibi bu konunun birebir çok içerisinde olduğu için her konuyu çok sıkı takip edebiliyor. Ama bazı testlerdeki arkadaşlarımız
Örnek veriyorum, şu anda kullandığı enerjinin tek zamanlı mı, çift zamanlı mı? İşte daha önceki eğitimde Ferdun Bey anlatmıştı o konuları. O detayları bile bilmeden işte uzaktan fatura okumalı bir şekilde geliyor. Bu detaylara haizliği ne de olsa işte örnek veriyorum, otomatik ödememiz var gibisinden bir açıklama vererek olayı geçiştiriyoruz. Maalesef bazı tesislerde de bu şekilde gidiyor. Herkes işte Ferdun Bey gibi veya İsmail Bey gibi işte bir yerlerden tasarruf yapmak için bu şekilde şey yapamıyor, inceleyemiyor. O konularda biz size her türlü bir telefon kadar yakın olduğumuz için çok teşekkür ediyoruz. Bugünü de bize ayırdığınız için, bu sunumu da paylaştığınız için arkadaşlarımızla. Gönül isterdi ki bu pandemi süresi bir an önce kalksın, yüz yüze gelebileceğimiz, rahat rahat çayımızı, kahvemizi içebileceğimiz bir şekilde arkadaşlarla sizi bir araya getirelim. İnşallah fazla sürmeden bugünleri de atlatırız diye dileklerimizi ileterek tekrar teşekkür ediyoruz derneğimiz adına. Teşekkür ederim. Hem davetiniz için hem dinlediğiniz için tüm katılımcılar. Teşekkür ederim hem şirketim adına hem kendim adına. Çok, çok sağ olun tekrar. Merve Hanım, bu sefer anladık. Bir de sol üst köşede recording kaydettik. Tekrar tekrar bakıp izleyeceğiz. Ben de şahsım adına ve derneğim adına teşekkür ediyorum. Bu arada İsmail Beziran kardeşimize de özel olarak teşekkür ediyorum. Bütün eğitimlerimize, Murat Düşenmez Bilek kardeşimizi de çok sık görüyoruz. Bazı kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, teknik müdürlerimiz gerçekten çok bilinçli. Burada ne yapmaya çalıştığımız hususunda bir bilgi vermek istiyorum ben. Şimdi bakın, daha enerji tasarrufu yapmadık. Daha tarif, bugün tarifeyi konuştuk. Elektrik ve doğalgazı nasıl satın alacağız? En iyi şekilde. Doğru mu efendim? Onu konuştuk. Daha sistemlerde tasarruf yapmadık. Ben size şimdi soruyu soruyorum. Bu ülkede kaç tesis sizden bu hizmeti alıyor? Veya benzer bir şirketten. Yani çok teşekkür ederiz. VTC Enerji bizi bilgilendirdi ama başka rekabetçi şirketleriniz var mı? Veya bu ülkede kaç tesis böyle bir hizmeti alıyor? Şöyle, yoğunlukla sanayi ve ticarethane üzerine çalışan bir şirketiz. Aslında zaten ciddi avantajların çıktığı şirketler de bunlar. Şu anda yaklaşık 50'den fazla kojenerasyon tesisinin de yönetimini yapıyoruz. Toplamda yönettiğimiz güç saatlik 1600 megawatt civarında. Aynı zamanda bu tesislerin birçoğu dengeden sorumlu grubumuzda da yer alıyor. Burada tesislerin sağladığı fayda olarak da konuşursak, yaklaşık hani bizde çalışan bir şirketin yıllık ortalama %10-15 minimum kar ettiğini söyleyebilirim. Bu enerji optimizasyonu yapan şirketlerde daha da yüksek. Enerji optimizasyonundan da kastım Ferdun Beylerin de içerdiği, yani kojenerasyon tesisi olan şirketlerde Bilgen yazılımının amacı hangi saatte elektrik üretsin tesis. Örnek veriyorum, 300 lira enerji maliyeti var. 300 liradan enerjiyi üretsin mi? Yoksa EPH'de o saatte fiyat ne olacak? 400 liraysa enerjiyi dışarıdan mı satın alsın, kendisi mi üretsin şeklindeki buradaki tekliflendirme algoritmasını yapıp tesise üretim planı yolluyor. Yani örnek veriyorum, Ferdun Beyleri diyor ki kojenerasyon tesisinizi saat 3 ile 5 arasında çalıştırın. Diğer saatlerde dışarıda elektrik fiyatı çok uygun, dışarıdan elektrik çekelim diyor. Bunun toplamdaki faydası çok çok yüksek olmuş oluyor. Özellikle bunu enerjiyi izleyen şirketlerde katkısı daha fazla oluyor. Mesela ben şöyle bir örnek verebilirim. Özellikle biz çimento grubuyla çalışıyoruz, bir çimento grubuyla. Bu gruptaki toplam sağladığımız fayda yıllık, yani 2 milyonun üzerine çıkmış durumda. Sadece enerjiyi hangi saatte çalıştırıp devam ettirecekleri ve örnek veriyorum, farin değirmeninde işte 8 saatlik bir elektrik tüketimiyle üretilecek ürünün hangi 8 saatte üretilmesi o günkü avantajın toplamdaki yıl karşılığı bir nokta için çok çok büyük olabiliyor. Bu bilinmediğinde hani çok karışık gelen bir yöntem olarak devam ediyor olabilir ama teknoloji artık o kadar ilerledi ki biz enerjiyi izlediğimizde bununla ilgili çok sunum da yapıldığını biliyorum Tesis Teknik Müdürleri Derneği'nde, izleme üzerine, dijitalizasyon üzerine. Gerçekten bir şeyi izleyip hangi yöntemle yapmaya karar verdiğinizde onun toplam faydası çok çok yüksek oluyor. Ki bunu artık yazılım üzerinden yararlanabildiğimiz için, yazılımlarla yapabildiğimiz için de bizim hani insan olarak harcayacağımız zaman ve
operasyonel olarak o düşünce ne yapalım, belki hata yapma şeyimizi de minimuma indirmiş oluyor. O yüzden birçok tesis bu anlamda faydalanıyor diyebilirim biz ve yazılımımızda. Ülkemizin tesislerini, bütün tesislerini, hastanelerini, otellerini, rezidanslarını, yatay ve dikey bütün binalarını tükettiği enerjiyi milli servetimiz olarak görüyoruz. Doğru. En iyi şekilde tüketmek istiyoruz. En az maliyetlerle tüketmek istiyoruz. Tesislerimizi en iyi şekilde yönetmek istiyoruz. Buna sizler de çok katkı sunuyorsunuz. Bugün 19.sunu yaptık eğitimlerimizin. Son derece faydalı geçiyor. Bu arada mesela Azerbaycan'dan katılan Elnur arkadaşımız var. O da ilginç bir şekilde bizi dinledi. Orada tabii piyasa faktörleri çok değişik. Bilfiil orada doğalgaz ve enerji yerinde çıkarıldığı için onu da ayrıca dinlemek isteriz. Mesela sizle bugün onu da buluşturmuş olduk. Arada diğer kardeşlerimiz var. Bilal Bey var, Turan Bey var. İsmini sayıp sayamayacağım. Umut Çelik, Ayhan kardeşimiz hepsine çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok faydalı bir eğitim oldu. Ben kendi adıma çok şeyler öğrendim. Öğrenmeyi de çok seviyorum. Arkadaşlarımıza bunu tavsiye ediyorum. Lütfen tesislerimizi yönetirken dikkatli yönetelim. Sözleşmelerle ilgili olsun, diğer hususlarla ilgili olsun. Büyük bir esneklik söz konusu. Gördüğünüz gibi artık eskisi gibi değil. Yani imzayı attık 10 sene geçerli falan gibi bir husus yok. Değil mi Merve Hanım? Yok. Artık, yok. Artık her konuda istedikleri zaman sizi danışabilirler. Tabii. LinkedIn üzerinden hem mail adresim hem şirket hattım üzerinden istedikleri zaman ulaşabilirler. Özellikle enerji konusunda anlatmaya her zaman istekliyiz. Bu bitmeyen bir enerjimiz var bu tarafta. Çok mutlu oluruz. Her bu sene 6 aylık şeyi yayınladınız, gösterdiniz. 2 ile çarptım ben hemen. Geçen seneyi geçti. Belki kim bilir kaçla çarpılacak. Bilmiyorum oradaki sır ne. Mesela bu sene şikayetler var. Taze hava veriyoruz, enerji sarf ediyoruz, pandemiye kilitlendik. Ama hayat devam ettiği müddetçe biz de yöneticiler olarak çevremizi, hatta evlerimizi bile düşünmek zorundayız. Elektriği, suyu, doğalgazı iyi tüketmek zorundayız. Çok teşekkür ederiz. Şahane bir sunum oldu. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkürler. Herkese başka arkadaşlarımızla da eklemek istediğimiz başka bir konuşmak isteyen bir arkadaşımız var mı? Şu an söz alıp mikrofonu açıp isterse şey yapabilir. Son şey yapalım Merve Hanım'a bilgilendirmeleri için çok çok gerçekten teşekkür ederiz. Hani güzel bir sunum oldu. Bizim için çok faydalı oldu. Hani tesislerin bir de enerji maliyetleri çok yüksek. Yani 3 milyon 4 milyon TL'leri buluyor. Hele böyle bir zamanda şimdi paranın olmadığı zamanda. Tesisinizde bir hareket hani enerji maliyetinizi isterseniz bir Merve Hanım'la görüşerek check ettirmekte fayda var. Biz de kaç kere üstünden geçtik. Hani ne yapabiliriz, neleri yapabiliriz. Emin olun yani biz 20 bin TL, 10 bin TL için bile şirket değiştirebilecek pozisyondayım. Hani o paraları yakaladım an hiç yıllık bazda şey yapıyorum. Ona göre aksiyon alıyorum mecburen. Çünkü onunla bir şey olarak bakıyoruz. Yani bir personel maaşı sonuçta otelde. Evet. Hani dediğiniz gibi enerji maliyetleri içeride yönetmenin dışında bir de içerideki dışarıdaki alım garantileriyle çok rakamlar düşebiliyor. İnanılmaz derecede. Turhan Bey bir şey yazmış. Söz almak isteyen başka bir başkanım son kapatalım artık herhalde. Son bir şeyimize geldik. İsterseniz son bir konuşmayla şey yapalım. Çok teşekkür ederiz tekrar. Bu genel bir adet üzere arkadaşlarımız mümkünse kameralarını açsınlar ve Merve Hanım'a şöyle bir elle bir selam verip teşekkür etsinler. Hepinize iyi günler, iyi hafta sonları diliyoruz. İyi hafta sonları, çok sağ olun herkese. Katılımlar için teşekkür ederiz. İyi hafta sonları. Çok teşekkür ederiz, harikaydı. Sağ olun. Emeğinize sağlık, buraya katkı göster.